İcradan satılığa çıkarıldı. Günün belki de en tuhaf haberi. Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Düzkışla köyünde yaşayanların başı kredilerle derde girdi. Kimi bankadan borç aldı ödeyemedi ya da ödemeye ömrü yetmedi. Kimi de kefil olduğu için borç yükü üzerine kaldı. Sonuç olarak köyde icralık olmayan kimse yok ve bir köy tümüyle icradan satıldı. Biz ekemez, kaldıramaz bir şey. Köyde herkes birbirine kefil oldu. Borçlar ödenemeyince köyün neredeyse tamamı icradan satılığa çıkarıldı. Bu gördükleriniz mangaların haciz kağıtları. Düzkışla Uşak'ın Bağnaz ilçesine bağlı 35 haneli, 115 nüfuslu bir köy. Köyün tamamı icralık. Köyde bankalara borçlarını ödeyemeyenlere kefil olanlarla birlikte neredeyse hakkında icra takibi başlatılmayan kimse yok. Zaten muhtarla konuştuk. Köylülerin toplam borçları faizleriyle 2 milyon lirayı geçiyor. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Arazilerim vardı, evim vardı, hiçbir şeyim kalmadı şu an. Traktörüm vardı, şu an icra dairesinde bekliyor. Tarlarım da ihalede. Kredi borçlusu bazı köylülerin öldüğünü, hayat sigortalarının borcu kapatmaya yetmediğini söylüyor Düzkışlalılar. Kanser hastalığından arkadaş ölümedi. Ha, onun en az 300 milyar. Bu hepsi bize kaldı, kefil olmuyor. Madem ölen adamın borcunu ödemeyecek de sigortayı niye yaptırdılar bize? Köylüler ölen borçlarının kefillere ödetilmesine tepkili. Vallahi bilmiyorum. Köyün durumu çok vahim. Kimse kimsenin yanına gidemiyor. Herkes koca koca insanlar ağlıyor yani. Bize acısınla. Biz kazanamadık bir şey. Ondan battık biz. Ne yapacak abi? Çadır kurup çadırda oturacağız. Biz yoruyoruz nasıl olsa. Alışkınız yani. İcralık köy şimdi umutla derdine bir derman arıyor.